Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. İstanbul'da böyle şakır şakır yağmurun yağdığı bir akşamdan selamlar olsun herkese. O kadar güzel yağıyor ki şimdi şu kadar güzel yağan yağmurun camın karşısında oh oturacaksın. Ben bazen böyle melankolik havaları da severim bu puslu havaları da severim. Güzel bir hava var soğuk değil hafif serin yağmur yağıyor. Muhteşem bir hava var. Bu havanın keyfi gibi keyifli günleriniz olsun istiyorum ama haberler iç açıcı değil, üzücü tabii ki. Bugün yine e, Gebze barınağındaki hayvanseverler hayvanseverler gitmişler, adliye 5-600 kişi e, adliyede hem protesto etmişler, hem valinin önünde protestolar, hem de şikayetçi olmak adına zannedersem. Ee, o işte iğneleri yapanlar gözaltına alınmış ama hey gideyim bir ön kapıdan alıp arka kapıdan salacaklar. Yani siz inanıyor musunuz bu canilerin e, yavru kedileri yavru köpekleri öldürenlerin ceza alacağına inanıyor musunuz? Ben hiç inanmıyorum. Bir de içimi ne acıtıyor biliyor musunuz? Ee, ne bileyim insan çok üzülüyor. Çünkü vicdanı olan herkes gibi orada feryat edenlere e, kelepçe takıp arabaya almak, gözaltına almak ne kadar doğru. Orada kim olsa o manzara karşısında tabii ki feryat edecek. Ama e, maalesef görüyorsunuz orada da 3 sıra polis e, e, ekiplerini dizdiler. Ya niye böyle durumlarda bu kadar hemen bütün her yeri polisler sarıyor da. O şey hilafet gelsin diye o cübbeliler, sarıklılar ulusta langır langır tekbir getirerek gezerken tek bir polis göremiyoruz değil mi? Oysa ki onlar da kanuna aykırı sloganlar atıyorlar. Ama maalesef söz konusu caniler, söz konusu bu iktidarın en sevmediğim yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? hırsızına bile sahip çıkıyor. Böyle bir, bir yönleri var sanki devlet yönetmeye gelmemişler de bir aşiret yönetir gibi hırsızına, içine uğursuzuna böyle bir, bir sahip çıkıyor. Ya kardeşim bu niye istifa mekanizması bizim ülkemizde çalışmıyor? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir manzara karşısında hiçbir yönetici o koltukta kalamaz biliyor musunuz? Yani keyif mi alıyorsunuz yavru kedilerin öldürülmesinden, yavru köpeklerin öldürülmesinden? Ya bu sizdeni bizdeni yok. Bakın ben AK Parti belediyelisi falan dedim ki hiç zikretmedim bile. Ama kardeşim itinize uğursuzunuza da sahip çıkmayın ya. Varsa bir e, suça karışmış, varsa bir e, canice eylemin içinde bulunmuş insanları cezalandırın kardeşim ya. Artık milletin bu kadar e, sinir uçlarıyla da oynamayın kardeşim ya. Hakikaten insanların burasına geldi ya. Bu kadar bu vicdanlık karşısında susmak dilsiz şeytandan ne farkımız kalır ya? İnanılır gibi değil. Bir kesim istiyor ki hiç kimse ne konuşsun ne etsin. Bu katliamlar devam etsin. Yani e, bu görev sadece 3-5 tane sanatçının görevi de değil. Kusura bakmayın. Seren Serengil'li Hande Yener'in görevi de değil yani. Ama yine de iyi insanlara olan inancım e, şükür ki iyi insanlar var. Gerçekten pırıl pırıl gencecik insanlar gittiler orada bu durumu protesto ettiler ve o e, protesto edilen alanda çembere sarıyor böyle polisler kımıldayamasınlar diye. Ee, adliyede de sadece 3 tanesi yani o 500 kişi teker teker girip e, şikayette bulunmak istemişler ama sadece üçüne müsaade etmişler. Neden diye sormak lazım ya. Böyle bir vahşet karşısında insanın, insan olanların ne yapmalarını bekliyorlar çok merak ediyorum ve e, eminim ki sadece bizler değil yani bunun artık partisi de yok partiler üstü bir durum. Yani hele o AKPli başkanın da açıklamaları yani bu kadar insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Kardeşim dronela çekmişler. Niye daha yalan beyanda bulunuyorsun? Yok oraya getirip diyor işte atmışlar falan fışman. Ne kim getirip de oraya ne atabilir? Dronela çekmişler. Senin orada çalışan elemanlarının iğneleri sokup sokup çıkartırken görüntüleri var. Poşetlere koyup koyup atarken ki görüntüleri var hala birileri gelmiş atmış diyor. Yani salla gitsin. Ya bu ciddiyetsizlikte açıklamalar yapabiliyorlarsa bunların cezalandırılması gerekiyor. Böyle insanlara sahip çıkmayacaksınız. Demek ki o iğneyi yapanlar bunlardan cüret alıyor. Buralardan talimat alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir haksızlık olabilir mi? Vicdanı olan e, içinde azıcık merhamet duygusu olan yavru, yavru ya yavru küçücük yavru hayvanlar öldürülmüş. Bu ben ya kedi Kedi der geçersiniz. Yavru kedi kime ne zarar olabilir ya? Nasıl kıydınız ya? Eliniz kopsun. Yani söylenecek kelime kalmadı. Bitti yani. Ben diyorum ki insanların vicdanı artık o kadar rahatsız ki e, içimiz soğusun. E, suçlular ceza alsın. Buna sebep olanlar da bir istifa etsin. Yok anacığım. Yüzsüz yüzsüz o görüntüleri veriyor Fox TV. O görüntülere rağmen çıkıyor da pişkince oraya getirmiş atmış. Üçgüzarlar işte poşetlerle getirip atmışlar diyor. Ya senin çalışanların elinde poşetleri çöpe atarken ya kadınlar çığlık çığlığa poşetleri açtı daha sıcaktı bedenleri. Birçoğu daha ölmemiş poşetin içinde can çekişiyor. Bu mu sizin insanlığınız? Uyutmaktan kastettiğiniz bu muydu? Böyle mi uyutacaktınız hayvanları? Ve üzgünüm ki birçok olay yaşadı AK Parti biliyorsunuz değil mi? İşte para kasaları çıktı, o çıktı, bu çıktı. Ee, şey var, ee, Cumhurbaşkanı'na e, şeylerini sundular ne o azlini mi sundular artık ne oluyor istifa mekanizması yok yani ya kardeşim e, bunların bir cezası olmayacak mı bu yapılanların bir karşılığında bir bedel ödemeyecek mi bunlar yani bunlar normal hayatların hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek ya o kadar soğukkanlı ki belediye başkanı o kadar hiç yani sanki şey olmuş böyle sıradan bir olay olmuş Ya inanamıyorum ya İnanamıyorum ya yani bizim ülkemizde daha ne olabilir de insanlar bu kadar tepkisiz kalabilir diye düşünüyorum ama bulamıyorum gerçekten. Yani Gebze'dekiler gerçekten bir rezaletti. E tabii ki hayvan sevenler Adliye Sarayı'nın önünde e, bir takım yerlerde protestolar ediyorlar ve hemen anında inanılmaz bir güvenlik ordusuyla ya niye kelepçeliyip atıyorsunuz? Oradaki sizin Ben şunu da anlamıyorum ya. Yavru yavru daha yavru, yavru köpekler ya. Bir tane iki tane değil, bir tane de bir şey saklanabileceğiniz kadar da değil ya. 25-30 tane köpek vardı orada. Ne diyeyim bilmiyorum ki kardeşim. Ben artık gerçekten ee, merhametten, vicdandan, insanlıktan A'sı B'si ayırmıyorum. Yoksun insanlar bunu normal bir insan yapamaz ya kıyıp da ya bir kedini yavru kediye kıyıp da bir köpeğe bunu yapabilir mi? Yapabilirler mi insan olan birisi? Kan yani damarlarında kan dolaşan birisi yapabilir mi? Anne olan, baba olan birisi yapabilir mi ya? İnanamıyorum. Dehşet. Dehşet böyle artık nasıl bakıyor? Ay 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 böyle artık içimden sizde de olur mu? Böyle bir şey görmek istemezsiniz ama haberi bir şekilde görüyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Yani Korkunç gerçek bulabildiğim kelime korkunç bir durum korkunç bir manzara ama bir bakın göreceksiniz tek bir tane bile bedel ödeyen bir tane bile suçlu e çıkmayacak orada ya kardeşim suçlara da sahip çıkmayın bari on kimden olduğunun bir önemi yok artık suçlulara sahip çıkmayın kardeşim kimse bedelini ödesin öyle değil mi? suçluya bile sahip çıkıyorlar. Ya, i̇nanamıyorum ya bunu yapan düşünebiliyor musun? Gördüm o iğneleri sokup sokup çıkarırken gördüm ben o adamı. O adam şimdi sokaklarda mı gezecek? Bir de veteriner olacak ha? Ah ciğerlerimiz yandı, yüreklerimiz dağlandı. Allah'ın dilsiz kulları onlar. Onların gücü de yetmiyor. Bir şey de diyemezler yani. Ah canlarım benim o siyah poşetlerde inşallah en sevdiklerinizi görürsünüz. Artık yani bedduanın daha beteri olamaz. En sevdiklerinizi o siyah poşetlerde görün inşallah. Kim bunlara vesile olduysa, kim bunlara neden olduysa, kim sebep olduysa o siyah poşetlerde en sevdiklerinizi görün. Zaten o hayvanların ahıyla çok da uzun sürmez başlarına gelecek belaların, felaketlerin silsilesi diye düşünüyorum. Ya Yüce Rabbim cezanızı versin. Başka da diyecek kelime bulamıyorum. Evet devam edelim. E, dün de vardı bu haberim. Birazcık e, süreyi açtığım zaman pas geçiyorum bazı haberleri arkadaşlar. E, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı iptal edilen hakem Elif Karaaslan Instagram'da 30 günde 340 bin takipçi kazandı. Cinsel ilişki görüntüleri nedeniyle. Öyle bir görüntüleri yansımış herhalde. Yani. Ee, bir insanın e, istemsiz mi bilmiyorum şimdi konuya da vakıf değilim haber bu kadar çünkü e, muhtemelen kendisi bile isteye cinsel ilişki görüntülerini yayınlamamıştır. Kadına böyle bir kumpas kuruluyorsa ve e, burnu balaya yapılıyorsa da onun ne bileyim mesleğinden men cezası geliyorsa da bu doğru değil diye düşünüyorum. E, yapılan eylemin ne şekilde olduğu da önemli. Bile isteye kendini böyle bir teşhircilik amaçlı bir şeyler yapıyorsa okey. Ama birileri onun özel görüntülerini ifşaladıysa ve siz de bu yüzden bu hanımefendinin işine son veriyorsanız bence doğru bir tutum değil diye düşünüyorum. Nasıl yakışmışlar? Rayman, şarkıcı Rayman'le e, arkadaşlar, sevgilisi, psikolog Emre Cansu kurtaran uzun süredir ve özenle planladıkları özel bir organizasyonla İtalya'da evlenmişler. İtalya'yı daha mı romantik buluyor acaba sevgililer, aşıklar? Hep bir İtalya'da şeyde İtalya'da evlendi değil mi yanılmıyorsam Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım hep bir İtalya istiyorlar aşıklar daha mı romantik bir şehir geliyor insanlara bilemiyorum ama gelin çok güzel Reymen çok yakışıklı olmuş güzel bir damat olmuş ne diyelim mutluluklar dileyelim eminim oh diye bir rahat nefes almıştır herhalde. Ee, Fatih Altaylı çünkü röportaj yapıyorlardı Reymen'le. Ee, benim işte kızım da Londra'da. Aa benimki de orada. Benimki de psikoloji okuyordu. <laughs> Neredeyse Fatih Altaylı. Kızı çıkacak diye aklı gitti sevgilim. Ee, eğitim alıyor diye anlatırken Reymen çok komik bir durum olmuştu arkadaşlar. Çok da güzel bir hanımefendi. Allah mutluluklarını daim etsin. Bu arada Hande Yener ve Seren Serengil Gebze'deki katliam protestosunda siz öldürttünüz diye isyan ettiler ve şarkı Candi Yener ile Seren Serengil aralarında bulunduğu hayvanseverlerle Gebze Belediyesi'nin önünde hayvan katliamı protestosu yapmışlar. Belediye Başkanı Zinnur Büyük Göz'ün istifasını isteyen hayvanseverler e, Gebze Adliye binasına da yürümüşler oradan. E, ederler mi? Hiç sanmıyorum. Yani böyle de bir e, bu yönetimin, bu kadronun böyle de bir yanı var. Hata yaptıklarında bile bir ya bırakın onca insan öldü e, neredeyse artık çadır sattıkları o ift. yani o kadar direndiler ki ay yuka çıktı bütün ak, aksaklıklar kızılayın başındaki adam durdu ya o, o süreçte yani daha o depremin olduğu aksamaların olduğu zaman şak diye ikinci gün alınması gereken bir adam görevinden o zamanki ne bileyim işte şehircilik bakanları o zamanki ne bileyim işte valiler neyse. Yani en az 40 kişinin istifa etmesi gereken bir süreçte kimsenin işin yani böyle bir şey görmüyoruz biz bizim ülkemizde ya. Japonya'da adam hareketi yapıyor intihar ediyorlar ee, devletime zarar verdim diye böyle bir sistemleri var adamların o kadar ahlaklı insanlar Japonlar ya. bir Ne kadar çürüdük ne kadar bir çürümüştük haksızlar mı şu manzara karşısında bir tane istifa görmüyoruz bir tane suçlunun cezasını çektiğini görmüyoruz ya artık ne derler kanımızın donduğu vicdansızlık falan değil bu artık yani. Bu çürümüşlük başka bir şey olamaz. Bunca hayvanın ve belgeli kardeşim suçüstü çatıdan çekmiş drone. Yani oradaki hayvanlara o iğneyi batırırken görünüyor. Sen daha ne anlatıyorsun bize? Yok getirdiler attılar da bilmem ne. Bu kadar ayağın beyan yakalandıkları halde bir tanene emin olun ceza alan çıkacak öyle içeriye atacakları. Ne de bir tane istifa duyacaksınız. Bu çürümüşlük değil de nedir? Bana biri bunu izah etsin. Bu bir çürümüşlük kardeşim. Vallahi kusura bakmayın. İtinize uğursuzuna sapığınızda da sahip çıkıyorsunuz. Çıkmayacaksınız. Hata yapana sahip çıkmayacaksınız kardeşim. Böyle sahip çıktığınız, korudunuz kolladığınız sürece gebzeler ne ilk olacak ne sen son olacak. İnşallah şu yasa iptal ederler. Bakın kötüye kullanılıyor. Hani uyutuluyordu. Hani işte işte ne bileyim sokakta saldırgan ya da ne bileyim yaralı ya da ne bileyim rehabiliti olmayan hayvanları sadece uyutacaktınız. Tapa sağlam yavru köpeklerine ne bina vardı da kaldırdınız kedilere kadar iğneleri batıra batıra öldürdünüz. Bu olacak iş mi? Ah anlatırken benim şuram sıkıştı. Çok haklısınız. Bazılarınız kızıyor bana. Sevda sen de haberler gibi oldun diye. Ben böyle bir konuyu nasıl pas geçeyim? Ben dört tane köpeğe bakan bir kadın olarak böyle manzaralara şahit olduktan sonra nasıl umursamayım, nasıl konuşmayım, nasıl iki kelam etmeyim? Hadi bırakın köpeğinin olmasını. Vicdanı olan bir insan olarak ben nasıl konuşmayayım, nasıl susayım? Susulur mu böyle bir durumda ya? Böyle bir şeyde susulur mu? Böyle bir şey karşısında, böyle bir vahşet karşısında susulur mu Allah aşkına? Bu dünyaya sadece kendimiz için, sadece ee, yaşadığımız dünyaya bencil olmamak lazım. Kendimiz ve çevremiz için gelmiyoruz. Sorumluyuz. Gördüğümüz tüm olumsuzluklardan e, aldığımız kararlarla sorumluyuz. Sorumluyuz arkadaşlar. O yüzden e, bir birey olarak kendimce naçizane bu ülkenin bir vatandaşı olarak tepki gösteriyorum. Ya yani Bu kabul edilir bir şey değil. Tabii ki ben de Gebze Belediye Başkanı istifaya davet ediyorum. Birazcık onurlu gururlu bir adamsa. Zinnur büyük gözü istifaya davet ediyorum. Bu manzara karşısında ya çıkıp ben de onaylamıyorum falan demesini bekliyor insan değil mi? Hani böyle çıkar bir belediye başkanı ya bizim yet belediye alanımızda bu işler gerçekleşmiştir ama bizim bilgimiz dahilinde olmamıştır. Bu kararı alanların ya da bu katliama kim neden olduysa en ağır şekilde cezalanmasının teminatıyım falan demesi gerekiyor değil mi? öyle bir şey duyamazsınız. Öyle bir şey yok. Bir de üstüne savundu. Bir de üstüne neredeyse hayvanseverleri suçladı. Onlar getirdi hatta o poşetleri oraya dedi. Çıktı işin içinden. Açıklama da buydu arkadaşlar. Artık ne diyeyim? Vicdanınız kurusun ya. Vicdanınız kurusun. Yukarıdaki ilahi merciye sizi havale etmekten başka delimizden bir şey gelmiyor. O bilir sizi nasıl ee, ne şekilde cezalandıracağını diye düşünüyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Çok enteresan. Tantaşçı'nın da saplantılı bir e, hayranı onu e, kabusu olmuş resmen arkadaşlar. E, Tantaşçı yıllardır kendisini rahatsız eden saplantılı hayranı e, ismini vermiş ben isterseniz zikretmeyeyim e, kurtulamıyormuş hakkında ısrarlı takip susunan ceza davası açılan e, N isimli kişinin e, tacizlerini sürdürdüğü iddia ederek ünlü şarkıcı yeniden mahkemeye başvurmuş ve e, saplantılı hayran için bir kez daha 6 ay uzaklaştı. Daha önce defalarca uzaklaştırma kararı almasına rağmen. Ay bu nasıl bir? Bu hayranlık değil, bu sapkın. Bu artık bir başka insanın hayatını taciz etmek, terörize etmek. Bu bu artık hayranlık değil tabii ki. Yani kriminal bir durum e, yaşıyor zannedersem. Yıllarca taciz etmiş bir de e, ısrarlı takip ve tacizleri nedeniyle psikolog e, psikolojik şiddete maruz kaldığını huzuru ve sükununun bozulduğunu ileri süren tantaşçı savcılığa suç duyurusunda bulundu ve aile mahkemesinde üçüncü kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Soruşturma sonunda işte o kişinin hakkında ısrarlı takip suçundan iki yıla kadar hapis sistemine dava açılmış. Hakikaten insanlar diyoruz ya bir öfke patlaması, bir kontrolsüzce. Saldırganlaştı. Acım, aslında bunların bir istatiksel verileri var mı? Toplum olarak bir saldırganlaştık. Çok fazla arttı. Bugün yine Antep'te bir adam karısını, dört çocuğunu katlettikten sonra intihar etmiş. Keşke kendin gebereydin de o çocuklardan ne istedin? Hadi belli ki kadınla anlaşamıyorsun. Var aranızda paylaşamadığınız bir şey. Çocuktan ne istersin ya? Bu nasıl bir cinnet haliyse, bu nasıl bir e, artık ne diyeyim buna ben bu kelimeler de yetmiyor ki. Keşke kendi canına kıysaydın da o masum çocuklardan ne istedin? Kahrola kahrola e, ne derler? Üzüle üzüle üzülecek yanımız kalmadı artık. Hiç e, alıştırdık, alıştırdılar bizi ya. Artık bu kadar şiddete buna da alıştık. Farkında mısınız? Sanki çok normal bir şey anons eder gibi konuşuyorum. Haberlerde de öyle. Ben de burada söylüyorum artık. 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Değil mi? Ne kadar ağza kolay geliyor. İnsanlardan bahsediyoruz. Dilan Çiçek Deniz 6 yıl aradan sonra düzenlenecek olan Victoria's Secret'ın Fashion Show 2024 New York'a gidiyormuş. 15 Ekim'de hmm, gitsin tabii ki ee, Kevin Costner'la da röportaj yapmıştı zannedersem. Umur vesile oldu. Bir hayran oldu bizim kıza zannedersem. Ee, Türkiye'yi temsil edecek olan Deniz Gece'yi Cher, Liza ve Taylor... Ee, sahne performanslarıyla birlikte yıldızları da izleyecekmiş. E izlesin. Valla bizim kızlarımız da e, hele Dilan Çiçek Deniz de çok güzel bir kadın. Birkaç kez yüzüyle böyle biraz anlamsız dolgularla bozdu ama geri normaline dönmüş. İnanılmaz güzel bir kadın. Yani Hollywood starlarının yanında hiç de sırıtmaz, aratmaz da yani. Geçelim İlginç bir iddia var. Kimden mi? Söylemezsem olmaz masası sunucularından Pınar Eliç'e'nin bir iddiası var arkadaşlar. Pınar Eliç'e dikkat ettiniz mi diyor Sibel Can'ın beden diline o yanlış anlaşıldığı açıklamaları yaparken sürekli bu elini elindeki e, yüzüğü göstermek için özel bir çaba sarf etti diyor. Ve yine katıldığı ortamlarda bir yıl önce e, şimdilerdeki sevgilisi arkadaşlar e, onunla birlikte Neydi? Emir Sarıgül'le birlikte evlendiğini iddia ediyor. Yani evlendiler o yüzükte evlilik yüzüğü diyor. Ola e, niye gizli evlensin ki? Gizli olan bir şeyin ne faydası var? Zaten hani kaç kez evlenmiş bir kadın. E, niye bir insan gizli evlenir değil mi? Evlendiysen zaten evli, evlilik niye yapılır? Bir kutlamadır. Bir e, özel bir şeyin en özel anındır. Yani bunu niye gizliyesin ki bir sene üstelik de? Bilmiyorum. Öyle bir duyumlar aldığını iddia ediyor. Sibel Can'ın evlendiğini ve bunu gizlediklerini. Emir Sarıgül'le evli olduğunu iddia ediyor. O yüzüğü de o yüzden dışa vuruyor artık. Patlıyor yani. Gösterme ihtiyacı hissediyor falan diye. Ben katılmıyorum. Sibel Can'ın bir yüzüğü göstermek için öyle yırtınacağını çaba sarf edeceğini hiç sanmıyorum. Bir doygunluk olmuştur hayatım ya artık. Yani dün evli hani ne derler Yeni evlenirsin de o bilmem nedir de odur da budur da ben pek e, sanmıyorum. E, Sibel da fakir bir kadın değil ki zaten ne derler hatırı sayılır bir serveti var. Bir yüzükleme abatacak. Mesela öyle değil mi? Hatırı sayılır bir serveti var bu kadının. E, evleri var Miami'lerde, Londra'larda. E, yani Türkiye'nin şu anda en çok kazanan asolistlerinden bir tanesi. Niye böyle bir harekete... Ben beden dilinin bu olduğunu düşünmüyorum. Orayı yanlış bir tespit olarak görüyorum. Hatta kendi kişisel naçizane fikrimi söyleyeyim. Emir Sarıgül de gizli olarak evlendiğini de düşünmüyorum. Çünkü bir röportaj vermişti. Artık evlenmeyi düşünmüyorum demişti ee, Sibel Can. Yani kendi ağzıyla bunu bir röportajda artık evlilik düşünmüyorum diye. Yakınlarda da bir, bir sene falan oldu herhalde bir röportajında iddialı bir şekilde artık evlilik düşünmüyorum diyor kadın. Niye böyle bir şey de gizli yapsın? Yani bunun ona ne faydası var? Bu saatten sonra çocuk mu doğuracak? Bu saatten sonra ne olacak yani evlenip de? Yani pek bir mantıklı gelmedi ama e, bizim söylemezsem olmaz masasının 50'sinden sonra Ebru Gündeş'e <laughs> her sevgilisiyle hamile, her e, işte bu yeni evlendiğiyle hamile hep onu bir hamile e, yaptıkları gibi Sibel'i de evlendirdiler hop diye. Ya iddia ee, bu kadar emin olmadan böyle iddiaları da konuşmamak lazım aslında. Söylemesem olmaz masası çok yapıyor. Öyle bir cambali o ne iddialar attı hem Ebru Gündeş için hem hadise için. Ne iddialar ne iddialar hepsi de doğru çıkmadı ama e, doğru çıkarsa bu iddia çok şaşırırım. Sibel Can'ın gizli kapaklı evlendiğini duyarsam çok şaşırırım. Niye gizlesin böyle bir şey? Yani zaten çocukları yaşını başına almış. Hani küçük çocuğu yok ki on, e, onun bilmem ne için gizlesin. Zaten yetişkin e, ne derler torun torba sahibi olacak yaşa gelmişti Belcem. Niye bu saatten sonra evlenip de saklasın? Çok mantıklı. Gelmedi dedikten sonra baya baya böyle resimler mesimler göstermiş Sibel Can'ın resmini dikkat ettiniz mi diye. Ben e, onu bunu bilmem kardeşim. Benim aklıma pek de yatmadı. Bu arada Hande Yener ya kardeşim bu kadınlara destek olun. Ben böyle sanatçıların şarkıcıların daha fazla destek zaten muazzam bir sesi ve muazzam bir şarkı söyleme yeteneği var. Birçok şarkıcıdan da çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Desteklenmesi gereken sanatçılardan o da delirmiş durumda. Bu özellikle kadın cinayetleri ve hayvanlarla ilgili yaşadığımız korkunç olaylarla ilgili ben diyor artık diyor kendi kendime konuşuyorum. Deli diyorlar bana diyor. Susmayacağız diyor. Konuşa konuşa düzelteceğiz. Taleplerimiz olacak diyor. Bayağı bir delirdim diyor yani bu durumlarla alakalı sürekli konuştuğunu ifade ediyor e, tepkisini ortaya bir şekilde En azından bu şekilde konserlerinde konuşarak ortaya koyuyor ve ben çok takdir ediyorum ve kutluyorum gerçekten yani zor bir şeyi e, yapıyor bu e, pandeller içerisinden bir aktivist kadın çıktı. Hem hayvanlar hakkında hem de e, kız çocukları ve kadınlar hakkında ciddi bir aktivist çıktı. Kutluyorum kendisini. Kolay şeyler değil arkadaşlar bunlar. Hayran kaybedeceğim kaygısı olmadan, para kazanamayacağım kaygısı olmadan bazen konuşmak da ciddi e, bu memlekette bir mesele haline geldi. Çünkü korktular gördünüz. Bir takım konularda iki kelime etmeye birçoğu yok, korkuyor konuşamıyor. Başım yani konuşursa bu korku imparatorluğunun içerisinde konuşursam işimden olurum, iş alamam. Ee, ambargo yerim gibi kaygılar duyuyor. Nasıl duymasınlar köfteci husus bile işte bizim şeyimizin orada bir böyle pankart asılar ondan herhalde ben yoksa e, bir şubemi her şubemi 25 tane zabıta basarak incelediler. Ona rağmen böyle bir şey çıkardılar diyor. Yani bu e, korku ikliminde artık ne derler? Tutturan tutturana öyle bir dönemden geçtiğimiz süreçte e, kutlamak lazım ve destek olmak lazım böyle sanatçılar. Olun, Seren Serengil'e de olun desteğinizi, e, Hande Yener'e de olun. Arkasında durun, arkasında durun ki daha çok sesleri çıksın. Yani onların paylaştığı videoları beğenin, onların bu mücadelesinde yanında olduklarını onlara... Hissettirin. Bu çok önemli arkadaşlar. Yalnız bırakmayın. Bak kadın işini gücünü bırakmış. Koştur koştur. O barınak senin bu barınak benim geziyor. Yani sizde bazıları reklam yapıyor diye. Bunun reklamlık yanı mı var? Yani bazıları onu biliyor. Her şeyde reklam olmuyor artık. Öyle bir devirde değiliz arkadaşlar. Hele biz içinde bulunduğumuz konjöktürde öyle her şeyin reklam olmuyor. Dünyanın en fazla tanınan insanı ol. Bir takım çevrelerle iyi geçinmiyorsan reklam da gelmiyor sana iş de gelmiyor. Yani o eskiden de hani pop eskiden e alt kimliğine bakmıyorlardı popüler insanlar şakır şakır işe geçiliyor öyle değil öyle bir konjektürde değiliz. Yani boş böyle hiç bir tane takipçisi olmayan insanlar çatır çatır reklamlarda oynatılıyor. Öyle bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde konuşabilen insanlara saygı duyuyorum ve lütfen destekleyin yanında olun. Yani güzel bir haklı mücadeleleri var. Nerede e mazlum ezilmiş ya da Mağdur edilmiş birileri var. Onların yanında duranların sizler de yanında durun ki güçlensinler. E, yalnız olmadıklarını hissettirin onlara. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben kutluyorum Hande Yener özellikle gerçekten kutluyorum. Deli değilsin Hande Yener. Yaşanan karşı, yaşanan olaylar karşısında konuşabiliyorsun. Bu senin aslında e, seni deli zannedenlerden daha normal olduğunu gösteriyor. Gerçekten bak. Kendi kendime konuşuyorum diyor. Delirmemek içten değil şu manzaralar karşısında. Ben kutluyorum kardeşim. Seren Serengil ee, de kutluyorum. Hande Yener'i de kutluyorum. Ve çoğalmalarını bekliyorum. Sesimizi böyle böyle, ne istediğimizi böyle böyle duyuracağız diyor Hande Yener. O kadar haklı ki, o kadar haklı selzenişleri var ki. Katılmamak elde değil düşüncelerini. O yüzden... Nacizane ben beni takip eden kişilerden bu vicdana, bu duyarlı seslere karşı sizler de duyarsız kalmayın arkadaşlar. Hadi kafamız dağılsın. Üzülüyorum. Sizleri de üzdüğümün farkındayım bu konularla. Ee, bir dönem yaprak dökümünün cevriyesi muhteşem oyuncularımızdan. Arkadaşlar karakter oyuncusu. Ee, Güler Ökten, Kanal D'nin Belguzar Korel ve Mehmet Günsur ile buluşturduğu Annem Ankara dizisinin ee, seneler sonra ekrana dönüyormuş Ökten dizide Belgazar Korel'in annesini canlandıracakmış ee, benim merak ettiğim projelerden bakalım nasıl bir dizi geliyor bu arada e, söylemezsem olmaz e, Bilal Özcan'ın da enteresan e, bir şeyi vardı bu konuda e, yorumu vardı biraz da hak vermedim değil e, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in el ele bir görüntüsü var orada onu yakalamış Farkında mısın? insan diyor el ele tutuşurken şöyle sıkı sıkıya tutur. Şöyle bir parmağını tutmuş sadece. Belki anlık o kare denk gelmiştir bilmiyorum ama araların pek de limoni iyi olmadığını falan söylemeye çalıştı ama bugünkü yaşananlarla ilgili röportaj verdiklerinde ayaküstü bir yakalamışlar zannedersem. Söylenecek çok şey var dedi ama hiçbir şey ee, söyleyemedim ne desin ayaküstü böyle ne desin dediğim zaman da ay hani sanatçılar tepki göstersin diye bana bir, bir yapıştı biliyorsunuz ne desin derken hangi kelime böyle bir vahşet karşısında söylediğinin e, ne bileyim hükmü olsun artık kelimeler kitleniyor o da diyor ki yani zaten şey de dedi Burak Özçivit de dedi çok üzgünüz çok üzülüyoruz e, mutlaka bir şeyler yapılmalı ve düzeltilmeli bu durumlar diye açıklamalarda bulundu e, kal geliyor bazen sanatçılara Tabii ki ya ben orasını anlayabiliyorum. Ama bir şey yapmasınlar demiyorum. Ha o da öyle anlaşılmasın. Kal geliyor. Yani bu korkunç birilerinin kafasının kesilip sokağa atılması hakkında bir insan ne diyebilir de tatmin olur karşıdaki insana kadınlar konusunda ne söylerse tatmin edebilir? Gerçekten içimiz çok yanıyor ve çok üzücü olaylara şahit olduk şu kısa süreç içerisinde. Ben Fahriye Evcen'in eee Eşiyle evlilik böyle bir şey. Borsa gibi inişli çıkışlı hiçbir zaman stabil gitmez evlilik. Evlilikler hep bir çatışma değil midir? Sürekli bir e, uzlaşama mahalle değil midir maalesef? Çünkü iki farklı dünyanın bir araya gelip, üstelik çocuklar da getirip uyum içerisinde yaşamasından bahsediyoruz. Bu süt liman sürekli geçmez. E, arada bir ne derler? Ufak çatışmalar, kızgınlıklar, dargınlıklar olabilir. Öyle bir anlarına da denk gelmiş olabilir. Ben birbirlerini çok sevdiklerini düşünüyorum. Birbirlerine de çok da yakıştırıyorum. Allah mutlu etsin çocukları var onları Allah çocuklarına bağışlasın deyip yola devam ediyorum. E, mutsuz olduklarını, üzgün olduklarını da dile getiriyorlar. Yani daha ne desinler. Bu arada aynı elbiseyi hem Afra giymiş hem Hande e, Erçel giymiş. Afra Saraçoğlu ile Hande Erçel. Resmini koyup hangisine daha çok yakıştı diye. İkisi de genç, pırıl pırıl ikisine de yakışmış ama benim takıldığım e, bu markalara bu kadar para verip pişti olduktan sonra ne manası var öyle değil mi dünyanın parasını verip e, 100 bin 200 bin veya o kombini oluşturmak için neredeyse bir servet harcayıp sonra da onu bir başkasının üzerinde seninle kapak yaptıklarında herhalde bir tık içleri o verdikleri paraya cız etmiştir Hande Erçel'in etmez arkasında sabancı var dermişim ama e, ne bileyim bir tık içi cız eder değil mi ee, bir servet ödediğiniz kıyafetin bir başkasının üstünde pişti olsanız görseniz bir rahatsız edici bir durum. O yüzden de bir şey alırken ya da bir şeyi e, özel bir yerde kullanırken çok büyük para veriyorsanız ve pişti oluyorsanız değmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Geçelim köfteci Yusuf'a. Ya e, kimseye kefil olamayız bu zamanda. Önce onun altını çizeyim. Naz kendi kendi kanatım. E, ben köfteci Yusuf'un bile isteye e, ürünlerinde domuz eti kullandığını düşünmüyorum. Yani hani bu artık önden söyleyeyim önce. Ben bu kişinin böyle bir şeye e, ne de tevessül ettiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Tıpkı benim gibi düşünmüş ekonomist e, Mustafa Bey de Mustafa kim de bu bayağı da biliyorsunuz muhalifliğiyle bilinir. Pardon Mustafa değil Doktor Özgür Demirtaş ki o da baya bir muhaliftir. Bakın konu neymiş, nasıl gelişmiş tekrar bir daha hatırlayalım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesinde neden iki bir dedim mi? Niye? Yani iki üç yüz tane şubenizde iki tanesindeyse bu bile şüphe verici değil mi arkadaşlar? Ya on bin kişi çalışıyormuş yanında iki tanesinin cebine biraz para koyarsanız böyle bir şeyi getirip içine karıştırabilir. Değil mi? Ya olmaz bir şey mi? Hemen vurun havalıya yapıyoruz. Toplum olarak bir yere kanalize edilmeye, provoke edilmeye çok müsaitiz. Farkında mısınız? Hemen biri bir şey desin. Uuu, bir videolar çektiler ki halka ne olduysa işte e, domuzları çiftlikten görürken aman Yusuf görmesin bilmem ne. Hemen tiyi alıp hemen atlayıp adamı alaşağı etmek için gerçekten sosyal medyada da bir e, zemin oluşturuluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Köfteci Yusuf sosyal medyada video çekerek kendisini savundu. 280 şube işletmenin sahibi Yusuf Akkaş yanlış insana çattıklarını savunurken Allah'ın şanslı kuluyum çok daha iyi olacağını olacak demiş. Akkaş bir şubemizde 25 zabıtanın denetimin yapıldığı ve bütün şubelerin bu tür denetimler geçirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Ee, ahlaklı emekleriyle uğraşan bir şirketiz. Köfteci Yusuf siyasi ilişkilerim olsa? Hep öyle bir denir, AK Partili denirdi oysa ki onlara, ee, onlardan besleniyor olsam, o zaman dokunmazlardı. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm yok. Buradan e, numune de e, alınmazdı. Eğer güçlü birileri olsaydı arkamızda diyor. Ee, ünlü ekonomist profesör Doktor Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün ben de dedim biliyorsunuz. Bir bir e, ciddi gazeteciler. ...profesörler köfteci Yusuf'un masum olabileceğini söylüyor. Olay hakkında farklı düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı. Milyonlarca dolar değerinde e, ulaşmış bir işletme salak mı e, binde bir oranında domuz eti kullansın? Onu ben de söyledim bir takipçim. O binde bir bazen katkı maddesi olarak kullanıldığında da o binde biri bile tespit edebiliyoruz. Yani bilmem ne cartürt bir şey dedi de ama e, ben... Kesinlikle böyle bir şeyin kurgu olduğunu, bir kumpas olduğunu düşünenlerdim. Domuz eti normal etin yarı fiyatına olsa bile ki değil, 1000 birim maliyet olan köftede 999.5 birim maliyete iner. Öyleyse küçük bir oran için milyonlarca dolar değerinde işletme öyle büyük bir riske girer mi? Ya oraya gelene kadar o riske girer miye gelene kadar neden iki tanesinde şubelerin? Yani bu adam bu kadar 300 tane şube atıp da niye o çıkan şubelerde yiyen nere mi garezi var. Yapsa böyle bir şey yani böyle bir katkı maddesi kullanıyor olsa bütün şubelerinde çıkması lazım. Bence. Ya benim takıldığım nokta burası. Sadece iki yerde çıkmaz. Ee, i̇çlerinde bir hain çıkıp bunu karıştırmış da olabilir. Yani o numune alacakları ürünlere karıştırmış da olabilir. Valla o kadar bu işler kolay ki kumpas kurmak. Oradan iki kişiyi satın alırsın. İşte gelecek bizimkiler. Geldiğinde işte o, o etlere bir şey sık. Ben Bil ne bileyim bunu koy, bu malzemeyi kullan. Olmayacak şeyler değil ki yani insanı yeter ki bu piyasadan silmek isteyin. Bu piyasadan bu adamın silinmesi kimlerin işine yarayacaksa onların tezgahı olabilir diye ben de düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim. Seda Bakan 39 yaşına girmiş. Vay, wow, o kadar ben daha genç, daha çocuksu duruyor değil mi? Daha bebeksi. 40 yaşına o da neredeyse gelmiş yakın arkadaşlarıyla kalabalık bir şekilde 39. yaş gününü kutlamış. Ben bu kızı da beğeniyorum. Değişik bir yüz hattına sahip Seda Bakan. Tatlı bir kız. Soğuk bulurdum. zeytin ağacındaki canlandırdığı karakterle bir sempatik gelmeye başladı bana. Beğeniyorum. Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Yıldız ile yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenilmiş. Doğukanla olmamıştı ama bu çocukla oldu. Doğukan mıydı o ee, dizideki partneri Fatih diyeyim hadi? Ee, onunla bir ara biliyorsunuz anıldı ama olmazdı kardeşim. O çocuk niyese o çocuk bana bir geçmiyor. Ama dizide tekrar onları bir araya getirecekler zannedersem dizi izliyorum. Şu aralar bir tek bakıyorum desem, ay işte Kızıldık şerbetine bakıyorum. Ona da yarım yamalak ama çünkü bu videoları çektiğim için bu videolar geç açıyorum televizyonu falan. Ucundan başından yakaladığım kadar izliyorum diyebilirim ama eee Kıvılcım karakteri gözümden düştü zaten. O, o geceden sonra e, her erkeğin yanında çalışan, e, savunduğu hiç felsefenin dışında hareket eden bir kadına çevirdiler maalesef onu. O yüzden e, o güçlü kadın e, portresinin çok dışında bir senaryo ile önümüzde. Beğenmiyorum onu artık. E, dizideki yeni favorim Nilay. <laughs> <laughs> Enteresan bir şekilde Çok da yakışmışlar yeni sevgilisiyle Bu aşiret miydi ayol bir düğüne müğüne gittiler Gelinden çok taka takılmıştı Sıla'ya e, Sıla Türk oğluna Öyle bir durum var herhalde Geçelim dünyaya Dün Jennifer Lopez'i konuştuk e, 30 seneme aldık Ama Kurtuldum artık yalnızlığı Yaşayacağım yalnızken ne yapabileceğime Bakacağım diye açıklamaları vardı biliyorsunuz Geçelim Tom Cruise Tom Cruise gerçekten ilerlemiş yaşına rağmen e, yaşıtlarından bir 15-20 yaş daha genç duruyor. Gerçekten de öyle. Ama neler yapıyormuş? Enteresan. Yaşlanmamak üzere kendini programlamaya çalışıyormuş. Ve yaşlanmak artık Tom Cruise'un en büyük fobisi, korkusu haline gelmiş. Onun için de evine bile düzenekler kurdurmuş. Ne ilginç değil mi arkadaşlar? Hala ilerlemiş yaşına helikopterden böyle tehlikeli aksiyonlu filmlerin de Enteresan yani dublörsüz bu işlere de kalkışan öyle de bir cesarete sahip. Yani bir gençlik yaşlanmayı kabul edememe durumu var anladığım kadarıyla. Tom Cruise film piyasasında ilk ünlendiği günlerdeki kadar genç ve dinç görünmesiyle dikkat çekiyor. Bu durum popüler ee, tabirle anti aging akımına fazla düşkünlüğüyle bilinen usta oyuncu için yakın çevresi artık endişelenmeye başlamış arkadaşlar. Böyle bir akım başlanmış. Ee, bu endişelerin kaynağı ise yaşlanmama takıntısı sebebiyle evine kurdurduğu kriyoterapi makinesiymiş. Yani evine bile artık cihazlar ee, kururuz bu cihaz yardımıyla her gün evinde vücudunu 100 derece dondurmaya başlamış. Yani yaşlanma sürecini geciktirmek için düşünebiliyor musunuz? Kendini donduruyor ve Tom Cruise cildine genç tutmak için zaten birkaç haftada bir de sıvı e, nitrojeni yüz bakımları aldığı. Yani daha kim bilir bunlar bizim bildiklerimiz. Bilmediğimiz birçok şey, teknolojiler var artık e, 2030'dan sonra hayatımıza girecek arkadaşlar. E, hanımlar yüzünüzü gerdirmeyi düşünüyorsunuz acele etmeyin. 2030'dan sonrasına biraz daha idare kesmeli biçmeli işlemlerden uzak durun. Çünkü genetik mühendislik öyle bir yere gidecek ki artık bu kesme biçme olayları kalkıyor, çöpe gidiyor. O yüzden aman buradan biz de bu mesajı vermiş olalım bizi takip eden, izleyen, böyle şeyleri düşünen kişilere kesmeli biçmeli işlerden, germeli mermeli işlerden, neşterli işlerden sıkın dişinizi 2030'a kadar. 2030'dan sonranın sağlık örgütü, dünya sağlık örgütü ya da o 2030'dan sonra gelecek teknolojiler ve altyapıyla artık neşter diye bir şey kalmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu arada 62 yaşındaki Tom Cruise genç kalmanın yeni yollarını bulmak için sürekli bir araştırma yapıyormuş ve bu konuda da ciddi paralar harcıyormuş. Tom Cruise Çılgın bir yenilmezlik kompleksi de varmış. Gerçekten üstün bir insan olduğunun bir gösterisi, bir gösterileriyle ileri yaşlarında bile çekebileceklerine inanıyormuş. Yani diyor ki 70 yaşında bile 20 yaşındayken çektiğim işte videoyu veya da filmi çekebilirim diye buna inanıyormuş ve başka bir seçeneği de kabul etmek istemiyormuş. Tom Cruise arkadaşlar, e ne diyelim, <laughs> e, hiçbir şeyi saplantı haline getirmek de doğru değil tabii ki. E, zamanın üzerimizdeki etkilerini de bir yerden sonra kabul etmek gerekiyor. Öbür türlü e, bu paranoyayla, korkuyla e, yolculuğumuza devam etmek, yaşam kalitemizi kötüleştirmekten başka bir şey yapmaz. Çünkü e, yapacak bir şey yok. Sadece bize özgü bir şey değil ki, tek kişi özgü bir şey değil ki yaşlanmak insana özgü bir şey ee, yaş alacağız. Ee, yaş aldıkça çizgilerimiz, e, vücudumuzda, organlarımızda bir takım sıkıntılar olabilir. Onlarla barışık yaşamayı da öğrenmenin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin e, tabii ki imkanlar el verdiğinde hücre yenileyici, hatta organların yenilendiği, hatta öyle kimyasallar üretiliyormuş ki... E, Düşünün genç birinden aldıkları, 20 yaşında birinde aldıkları geni kopyalayıp size verdiklerinde sizdeki yaşlı genleri öl, öldürmeye başlayıp bir süre sonra onu taklit edip e, onun yerine geçecek. Tabii ki bu da bir başkasının geniyle sizi gençleştirmiş oluyorlar ama e, o da sen sen olmuyorsun gibi geliyor bana ama nasıl şimdi estetik harikası, ay estetik güzeli diyorlar ya bir müddet sonra da başkalarının genleriyle güzelleşen insanlar hayatımızda olacak. Öyle bir dünyaya gidiyoruz ama illa da estetik yaptırmak isteyenler beklesinler yüzlerini kesmeyle, biçmeyle herhangi bir müdahaleye kalkışmasınlar çünkü bunlar çok kısa süre sonra hayatımıza bir bir girecek. Elon Musk zaten şimdiden şoförsüz taksilerini dolmuşlarını tanıtmaya başlamış çok yakın zamanda zaten 2025'in sonunda 2026'da bunlar da hayatımızda olacakmış. Yani böyle bir teknolojik dünyaya adım atarken ee, ne bileyim yaşlanmak da herhalde insanların e, çok da umrunda olmayacağı bir şeye dönüşecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bugünün e, öne çıkan başlıklarını, konularını Seboş'unuz sizler için e, paylaştı. Hadi geçeyim bir iki tane daha hızlı hızlı. Nilperi Şahinkaya e, sevgilisi Emre Yusufi'den ayrılmış. Ay, ay embesil gibi bir adam da iyi olmuş ayrılmış. <laughs> Çünkü... Ee, o Burak Deniz olan kavgasında ne bileyim böyle bir yancısı gibi duruyordu hiç böyle bir koruyucu bir erkek gibi değildi onun için. Bu arada Nazan Öncel'i de kutlamak lazım o da güzel mesajlar veriyor. İster etek giyerim, ister çarşaf, ister e, onu giyerim, bunu giyerim benim etek boyumla uğraşma diye çok güzel özlü sözlü şiirsel yanıyla bir, bir cümle kullanmış bayıldım arkadaşlar. Nazan Öncel de ciddi bir aktivist. Burasına Narin yazdı. Beni unutabilirsiniz ama Narin'i unutmayın diye. Narin'i de unutmuyoruz. Narin'leri unutmuyoruz. Yine bugün kadınların yürüyüşleri vardı. Ölmek istemiyoruz diye. Narin unutulur mu? O artık bizim bebeğimiz, bizim çocuğumuz. Bakın aradan neredeyse iki ay geçti ve maalesef failleri ve katilleri hala net bir şekilde kamuoyunun önünde paylaşılamadı. Çok üzülüyoruz. E yani artık diyoruz ki para da bazı konularda geçmesin kardeşim ya. E ne bileyim bu e, vahşet ya da ne bileyim bu e, kötü artık kötülüğün dibinin dibi konularında da şu parayı görmeyin de suçlulara hak ettiği muameleyi ve cezayı uygulayın da biz de bir oh be diyelim. Yani buna da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ay çok güzel haberlerim vardı aslında ama neyse diğer kalan haberleri yarın paylaşırım. Bu arada 24 yıl sonra bir kız e, kızı daha olmuş. Feridun düzağaçın çok güzel sestir. 55 yaşında, için ikinci kez baba olmuş. Biraz geç bir yaş değil mi ya? 55. Al Pacino da 84 yaşında baba oldu. Ya o çocuğa haksızlık gibi geliyor bana ya. Tamam annesi 30 yaşında genç ama yani belki de 3-5 sene sonra babası hayatta olacak. Belki de göremeyecek bile, hatırlayamayacak bile. Baba olmak dünyanın en güzel şeyi demiş o yaşında bile. Al Pacino. Yani enteresan. Artık insanlar e, geç de. Ee, kadınlarda da böyle bir iddia var. Yaşlanmayı kabullenemeyen kadınlar da var böyle. İşte 60'ımda da doğururum modlarında. Şundan daha düne kadar e, çocuk bekliyordu güya. <laughs> bu da makara konular. Ama bu makara konuları öyle kısa kısa geçmek istemiyorum. Yarın cücüğüne kadar konuşuruz. Bugünlük savaşınızdan bu kadar. Beni buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Şu Sebaş'ın düşmanlarına, şu beni benimle uğraşanlara mahcup etmeyin arkadaşlar. Beğenin de şunlar kudursun, çatlasın inşallah. İşte diyorlar ya ay izlenmen düşmüş bilmem ne. Bir de çetelemi tutuyor birileri. Ah Vallahi bak birileri çetelemi tutuyor. Kardeşim sana hani ben her gün ne bileyim yüz binler izleneceğim diye bir iddiam yok zaten. Burada bir kitle oluşturduk ve isteyen istediği zaman beni izlemek için zaten yayınıma geliyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Güzel mesajlarınız için binlerce kez teşekkür ediyorum. Yarın görüşene dek. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Herkese iyi pazarlar.